Dünya CBS Günü'nde tekrar birlikteyiz. Başar Soft kurucu ortağı ve genel müdür yardımcısı Sayın Ahmet Dabanlı konuğum. Ahmet Bey hoş geldiniz. İki gün boyunca oturumlarda hep beraber olduk. Sizin de çok güzel faydalandığımız bir sunumunuz oldu. Şimdi size sorum, önümüzdeki süreçte Türkiye'deki akıllı şehir dönüşüm yolunda ilerliyor ülkemiz. Bu konuda siz neler söyleyeceksiniz, neler bekliyor bizi? Öncelikle bu güzel sempozyum programınız için teşekkürler. Çok faydalı iki gün geçirdik. Hakikaten kıymetli konular var. 20 sene önce CBS sektörüne başladığımız zaman ne olduğunu anlatmakta zorlanıyorduk. Ama artık herkesin cebine konum bilgisi girdi. Herkesin cebine harita girdi. Bundan sonraki süreçte ise artık çok daha fazla her türlü alanda, yani çevre, sağlık, taşıma, her türlü alanda zaten hızla artıyor bu çözümler. Daha temiz, daha güvenli, daha kesintisiz enerjinin sağlandığı, kesintisiz bilginin sağlandığı, şehirlerde yaşayabilmek için daha az problemin olduğu, şehirlerde yaşayabilmek için bu akıllı şehir çözümleri her gün hayatımızda artarak devam ediyor. Sanırım birkaç sene içerisinde Türkiye'de bu konuda lider ülkelerden birisi olacak. Çünkü biz adaptasyonumuz çok iyi, çok hızlı adapte olabiliyoruz değişime. Sadece teknolojik olarak da bunu daha iyi bir kültürle yoğurup dünyaya ihraç etme noktasına gelmemiz lazım. Bizim de hedefimiz bu. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Teşekkür.